Biz bir daha dönelim düz formatıya, bir bakalım orada neler olup sonra programımıza devam edelim. İktisadi ve bankacılık önlemleri dolar kurunun daha önce ve 20 yılı aşkın süredir hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere yükseltildiği Irak ve yerel pazarlara doğru ilerledi. Bu da hem dükkan sahipleri hem de vatandaşları için kafa karıştırıcı bir duruma neden oldu ve doğal olarak vatandaşı maddi bakımdan sıkıntıya soktu. Pazara tesir etti, yani pazar küp oldu, yani çok şeye insanlar hasar ettiler. Yani mesela muğdaya adam adama marbuttu, mesela tıraşa mesela tıraşta her şeydi. Yani hapı adam adama gitmek, yani bazı insan var, yani Allah muvaffak etsin olsun, pazar kaldırmadı. Yani devri çoktu, yani millet, düz millet fakir, çok fakir var. Yani mesela git pazara bak, belki pazar kalmadı, yani tesir etti çok. Tabii bu mufacir bir şekilde dolar kalkmak, pazara, millete çok bir tesiri olmuş. Mufacir bir şekilde hiçbir zaman bir hükümetler bir neçe gün içinde 20-22 bin dolarda kalkmak hiçbir şey görmemişik. Bu bir. İkinci, ratibi olan bir zarar gördüm onda. Günlük işleyen çok fazla zarar gördü özünde. İkinci, parlamanda yenge muazene 2021 kurulmak, keşke parlaman bunu döndersin. Çünkü milletin sesi parlamentodadır. Üçüncü, doların kalkmağı pazarda işleyen mecbur koyur seherler kavzasın. Ferzen bundan evvel dolar 125 oranda bir seher'e satırdık. İndi mufacı 1450-1450'den fazlaya kavzamak özün. Mecbur kallık bize seher kavzamak. Başta gıda ürünleri ve diğer ürünlerin fiyatlarındaki artış pazarı da olumsuz etkiledi ve satın alma hareketinde bir durgunluğa eşlik etti. Bu denklem vatandaşı maddi bakımdan zorlaştırdı. Tüm olayların nedeni ise hükümetin Irak dinarına karşı 1450 dolar döviz kurunun benimseme ısrarıdır. اكيد بصار تاثير خاصه الطبقه الكادحه بردا يعني موظفلره مو واخذه مثلا çok çok تاثير oldu يعني فقر مثلا بس فقر بس مواطن 5 bin lira yumurtanı alırdı. Şimdi 7 bin lira yumurta. Tabi bu tesir eder. Ravatımın tahiri daha bir müşkül etti. Bizim, subhanallah, yani bizim hasen Irak'ta istiklal çok çoktu. Ayet devlete gelse ve hasen mesela Ramazan'da endirim var. Ama Irak'ta yok bilakis Ramazan'da mevat kakar. Yani temenniyatımız hatta hutabaat camiden, hükümetten, yani bir rekabı olsun, şey olsun, bu şeyleri kakmasın mevatları. Çünkü tesir eder, çok tesir eder millete. Çok tesir oldu yani. Biz evvel kaboydu, kamisti, kumsaladı mesela. Kamisi sebebiyle misal, evvel satırdı 17, 15 yani. Lakin şimdi tamam aynı seyre satırdı. Lan müşteri biraz şey etmiyor yani, tekabül etmiyor yenge seyirleri. Ve mecbur aynı eski seyre satırdı. Lakin bu yerinde şimdi haliyen yani 13, 14 yerindeydi. Yani biz bilmiyoruz. Şimdi biz aynı eski seyre satak nece geldik yani. Ekid, ekid bizimki. Hapsi müstevrat, sen bilse yani. Hapsi Türkiye'den geldi. Bu Türkiye'de de yani sen buradan giden de dolar yaparsın yani. Sen burada seni Irak parayı şey etmir yani. Dolar buranda gözün o kadar para etmir yani. Bilse bunlar. Düz formatı da gördük ki dolar kalkmağı orada onlar da etkileyipti. Zaten biz değiliz. Bütün Irak bu olayı yaşadı. Yani gerçekten indi bir gün biraz önce veterani izledik zaman sorduk da acaba neçeye kalkıptı? Dediler 44'ten 45. 45'ten
44 ara yerinde bu şekilde kalıptı herhalde. Belki de bu şeye devam edecekti. Yani artık ihtimal kalmadı ki dolar eskisi terki dönsün. Ama niye dağın? Neyse hep diyarık. Elhamdülillah ve şükür. Başka bir şeyimiz yoktu tabii. Zaten bir gün programda çok güzel şeyler seraştık ve umudumuz oldu inşallah faydalandığımız bizden. İnşallah gelecek bölümde bir daha belki menden ersen sizden beraber olacağız. Kendi adımla sizlere diyorum Allah'a emanet olun, hoşça kalın ve sözümü meslektaşım Ersen'e bırakırım. Sen de çok sağ olasın. Sağ olasın.